Bu ülkede zihnen esir alınan bir toplum var. Öncelikle onu da söyleyeyim. Toplumun bir bölümü de maalesef zihnen esir alınmış durumda. Kim tarafından? Bu ülkenin bahsettiğimiz düzenini oluşturan, bunun içerisinde işte ana aktör olarak yer alan, sayısı toplasanız işte bini geçmeyecek kişi tarafından esir alınmış durumda. Bunlar tabii bu bin kişiyi böyle bir oligarşik elit yapılanma olarak tanımlarsak bunlar her partide varlar. Toplamı bin kişiden bahsediyorum. Kendi aralarında top çeviriyorlar. 40 yıldır aynı. Ve bunlar tabii karar mekanizmalarında, siyasetin içerisinde, bürokraside vesaire yüksek noktalarda bulundukları için algıyı yönetme, medya bağlantıları, finans çevreleriyle bağlantıları güçlü olan isimler. Şimdi bunlar şöyle bir algı yaratıyorlar. Aman yeni bir şey yapmayın. Aman yeni bir örgütlenmeye gitmeyin. Zaten boşuna, zaten Türkiye'de 123 tane parti var, yeni bir şeye gerek yok. Zaten çok pahalı işler bunlar. İşte parasız olmaz, ille iş adamlarıyla anlaşmak zorundasınız. Örgütlenmeye gerek yok, bu sistem değişmez. Ne yaparsan yap, düzelmez. Neden? Çünkü siz örgütlenirseniz, siz kolektif biçimde bazı sıkıntıların üzerinden gelirseniz, dolayısıyla onların o kendi tezgahları, o rantları tehlikeye girecek. O bin kişinin içerisinde bin biri istemiyorlar çünkü. Yeni birilerini istemiyor. Yeni birilerinden ziyade yeni bir felsefe, yeni bir bakış bunu istemiyorlar. Dolayısıyla da böyle bir algı operasyonuyla toplumu esir alıyorlar. Toplumun esir alınması aynı zamanda, bunu daha önce bir videoyla da anlattık, çeşitli korkuları üzerinden gerçekleştiriliyor. İktidarıyla muhalefetiyle birbirlerine karşı, yani toplumu, kendi seçmenlerini birbirlerini kullanarak, korkutarak da esir alıyorlar. İşte iktidar kanadı diyor ki biz iktidarı kaybedersek bakın türbanlı bacılarımız yine okullara giremez. Din, kitap, Allah elden gider. Öbür tarafta diyor ki biz bakın bu ülkede bize oy vermezseniz giyim tarzınıza karışılır, yaşam tarzınıza karışılır, mini etek giyemezsiniz, rakınızı içemezsiniz, ülkeyi şeriatla yönetirler falan filan. Böyle iki tarafta bunları söylediği zaman zaten yeni bir söylem, yeni bir vizyon, yeni bir felsefe, bunları üretmelerine falan gerek kalmıyor arkadaşlar. Böyle kendi cephelerini, kendi seçmenlerini, kendi mahallelerini konsolide ediyorlar. Zaten bunu yapmaları onlar için yeterli. Dediğim gibi çünkü dertleri o kendilerine verilen rolün dışarısına çıkmak değil. Dolayısıyla da bu onlar için yeterli. Bu konfor alanı onlar için yeterli. İktidar ile muhalefeti dediğim gibi kol kola beraber gayet güzel bu işi götürüyorlar. Artık buna bir dur deme zamanı.